Selamlar, Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Kiseli Adada tavşanlar ve keçiler eşliğinde Lorima Antik Kenti kalıntılarını gezmiştik. Sonra adadan ayrılıp Bozburun Körfezi'ni dolaşarak Zeytinada'ya demir atmıştık. Eğer bu bölümü izlemediyseniz ekranda beliren video kartına tıklayınız. Yeni bölümümüzde Zeytin Adası'ndan ayrılıp Söğüt Köyü Kızılyer Mahallesi'nde Captain's Table iskelesine bağlanıp orada güzel bir akşam geçiriyoruz. Ertesi gün Kiseli Adaya tekrar dönüyoruz. Bizi izledikten sonra abone olmayı, beğen tuşuna tıklamayı ve keçileri beslemeyi unutmayın. Burada da sığ bir boğaz var gene. Asıl sığlık burada. Oradaki su 1 metre. Oradan geçmiyoruz. Bu tekne aslında geçer ama ne olur ne olmaz diye daha önce şey yapmadığımız için garantiye alıyoruz. Buraya gene günübirlikçiler çekmiş. Kayıklarını takılıyorlar. Herkes demirlemiş yüzüyor. Tehlike şamandırası şurada. Zeytinada'dan açığa doğru gidiyoruz şu anda. Burada da bir kilise yıkıntısı var, bir tane. Hemen şurada o da. Herhalde bunu şeye çevirmişler. Ahır falan yapmışlar. Nereye gidiyoruz kaptan? Söğüt Limanı'ndaki Cumhuriyet Mahallesi'nin eski adı Saranda'ymış. Evet. Oradaki adı Saranda Adası'ymış. Yani Söğüt Adası'ymış. Yeni. Peki. 4 ila 8 metreymiş zaten derinlik. 4 sığmış ila... O neydi? Şey korna yapmış. Şeyler öyle herhalde. Balıkçılar. Hıyın yok yapıyor. Söğüt Adası. Uzun bir ada. Şimdi bu Söğüt Adası'nın burnunu dönüyoruz. Ve Söğüt Mahallesi'ne doğru intikal ediyoruz. Cumhuriyet ve Kızılyer mahalleleri tam olarak gözüküyor. Şöyle sağdan Cumhuriyet'e bakarak sol taraftaki Kızılyer'e gideceğiz. Bu arada laf aramızda kalsın. İki köy birbirini hiç sevmiyor, iki mahalle. Bize öyle söylemişlerdi. Mahalle bayağı gözükmeye başladı. Burası Cumhuriyet Mahallesi civarı Söğüt. Bazı tekneler Alarga'da takılıyor. Evler tabi almış başını gitmiş, her yer ev olmuş. Arka tarafta Kızılyer. Biz oraya gideceğiz aslında. Orada daha korunaklı Meltem'e. Ama bugün hava o kadar güzel ki, yani şey anlamında, yelken için değil ama ya sıfır yani rüzgar. Tam sıfır. Sıfır esiyor. Biraz sıcak oluyor tabi. Bu arada su 29 derece, deniz suyu. Antalya Konya altı plajı gibi. Bayağı 29 derece çok sıcak yani. Deniz suyu için. Şekilde yaklaşıyoruz. Hey, benim flamingomu mu almış onlar? Kızılyer Mahallesi'ne geliyoruz. Burada oktopustan yer sorduk. Hiç yokmuş, fullmüş.
Oktopus burası tam karşımız. En soldaki Keçi Bükü restorant. Kızıl yerden hemen şöyle ilerleyince Botoz. Buraya da demir atabilirmişiz. Tamam, bir şey yok. Boş al abi. Sen ipi ver bize. Tek mi bağlıyız, size mi verelim? Yeter, sana ver, yoksa tek bağlı. Sen al abi. Akşama yere yakalım. Evet, şimdi Söğüt'teki restoranımızın iskelesine bağlandık. Burası tatlı bir yüzme alanı. Kaptanın işte pansiyonu, kaptanın restoranı gibi. Şöyle masalar var. Şunlardan birisi bizim, şu ikilerden biri, hangisi bilmiyorum. Ondan sonra tabii Söğüt zaten böyle denizcilik yeri yani. Yani dolu olur buralar hep böyle. Doris burada. Bir şekilde kıçtan karayı yaptı. İskele gayet güzel. Her şey var yani. Suyla elektrik var. İşte elektriğimizi şuradan alıyoruz. Ondan sonra suyu buradan hortum bağlayıp kullanıyoruz. İşte ikmalleri falan yaptık. Alınacağı verileceği işi yaptık. Edoş ne abi? Ne yapayım? Ha. Captain Table'da duşlar temiz. Evet, duşların temiz olduğu onayı geldi. Duşlar, tuvaletler temizmiş. Restoran hemen arkada, şurada. Ondan sonra keyifli bir yer. Balıklar falan yüzüyor. Çok büyük bir yer değil. Ama TripAdvisor puanı çok yüksek. Kaptanın yeri. Kaptanın Table restoran falan, o tarz bir şey. Söğüt yazınca çıkıyor. Acayip şey. Tuvaleti, duşu falan çok güzel. Hizmeti de gayet iyi. Bunlarla ücret alınmıyor. Hemen sorarsınız. Ben baştan söyleyeyim. Yani bu bağlama ücretsiz buraya. Suyla elektriği de ücretsiz veriyorlar. Akşam yemeği yeniyor. O da usulen yeniyor. Yani öyle bir zorundalık değil ama tabii yenmesi lazım yani. Adamlar hizmet veriyor. İsteyen kahvaltısını teknesinde yapıyor. İsteyen burada yiyor. Pahalı olmuyor buralar. Ucuz da olmuyor. Durum bu. Şey çok güzel ya. Orayı çekeyim size. Deniz kıpkızıl oldu. Ay da doğdu. Hem de dolunay. Çok güzel gözüküyor. Böyle romantik oluyor bazen. İyi bir şey yani. Burası Captain's Table. Söğüt köyü, Kızılyer mahallesi. Yok, Söğüt de mahalle galiba. Söğüt köyü yazıyor, biliyorum. Köyü mü yazıyor? Mahalle olmuş ama zaten. Tabii mahalle olmuş abi, köyler mahalle. Tabii ki de kabak çiçeği. Kabak çiçeği var. Güzel. Kabak çiçeği. Ne yiyeceğiz? Ahtapotla kalamar da var. Dondurmamış gerçekten. Öyle mi?
Aynen. Bak şöyle şu barbun mu? Kimiz Mercan mı? Evet. Saymamı ister misiniz? Balıkları mı görsek? Tabii. Şöyle barbunumuz var. Afya filetomuz var. Şu gitti. Pangirimiz var. İsterseniz şöyle yarım yarım yapabiliriz ama büyük gelir. Bir de şurada göstereyim abi. Onu da çek. Şöyle bir kuzumuz var. Kurbanlık. Kurbanlık mı? O aynen. Ondan parça parça kesebiliriz yani. Yani şöyle geliyor. Şöyle parçalı oluyor. Anladım. Bundan porsiyon oluyor yani şeyde. En güzel balıktır ama deniz. Öyle mi? Tamam mı? Ya elle hani yemek isterseniz barbun falan onlar daha güzel. Kılçıklı bu. Öbürküsü kılçıksız. Hepsini yerim ben ya. Bana ha, bana yani. Size kalmış yani. Barbun da güzel. Taze. Gelin size kızız ya. Sokaklarını biraz gezeyim. Burada güzel tatlı küçük pansiyonlar, apartlar var mı? Evet. Bu arada bizim şeyde kaptanın yeri de aynı zamanda pansiyonmuş yani. Ha evet. Şöyle üstünde kalma yeri de var. Hatta kalanlar var şu an. Yani değişik bir yerde kalmak isteyenler evet. Bu Bozburun'un en ucundaki köyü tercih aynen. edebilirler. Değişik. Bir de tabii sıcak mıcak yani. Millet durdu. Çıkamadı Covid'de. Bir de son yıllarda coştu tabii her yer. Yani bayağı bir şeyler söyledik. Ne söyledik? Akya değil tövbe. Yok, kuzu balığı. Laos söyledik. Kuzu mu Laos kuzu. Mu? Kuzu. Kuzu mu söyledim? Kuzu. Kuzu. Bak ben neyi söylediğimi bilmiyorum. Börülcesi, atlam kuzu. He. Başka? En sevdiğimiz kabak çiçek kızartması ilk defa yiyeceğim. Yarasın afiyet olsun. Vallahi güzel. Sıcakta iyi gitti. Vallahi içim yanmış ya. Çok acayip geldi. Gözüm yaşardı yani. Öyle bir foş oldum böyle. Yıkandık bir de güzel duş da aldık. Tertemiz olduk vallahi. Evet, merhaba. Günaydın. Kızıl yerden günaydın. Kıpkızıl bir yerdeyiz. Gece nasıl uyudunuz hocam? Gece güzel uyudum ben. Güzel, deniz çok zaten böyle. Dümdüz. Harika. Kahvaltı yapmayacağız. Gözlemeci var şurada ileride, bazlamacı gözlemeci. İrem Süpermarket'in hemen karşısında. Sonra da işte. Kahvaltı yapacağım. Sonra ne yapacağım? Duyamadık hocam. Kahvaltı yaptıktan sonra geliriz. Kaptanın masasında dünkü ücretimizi öderiz. Ondan sonra da gideriz. Evet, çıkarken toplam ücreti ödeyip çıkacağız. Gördüm, geldim. Geldim. Ben geliyorum. İrem kafede gözleme yiyeceğiz. Yüzü güzel bir vatandaş var burada. Çünkü çay içiyorum. Tavşanda. Teknede demleyemiyoruz. Yani demlenip de uğraşmıyorum. Sıcak oluyor. O yüzden mutlusun bakıyorum. Gözleme de var. Teknede gözleme nasıl gözlemeler, yapıyor? Bazlamalar. Bazlama aldık zaten. Gözlememiz de orada abla açıyor. Ses konusu marketimiz de şurası hemen zaten. Bir tane bulduk şimdi. Dünya güzeli bir tekir bulduk, saf. Biraz tabii genç olduğu için hareketleri bunların istikrarsız oluyor. Genç kedilerin öyle oluyor. Bak, ısırıyor. Şeyler yani böyle. Karışık yani. Çocuğu rahat bırakın. Ya bunu nasıl rahat bırakabilir? Şimdi güzellik içinde var. Isırmak istiyorum zaten şu anda onu. Bu Söğüt Boğazı'ndan geçilen, yani Söğüt Adası'nın arasından geçilen Boğaz. Buradan direkt mesela bizim o geçen kaldığımız Zeytin Adası'na geçilebiliyor ama 1 metre bir su var. Bizim tekne bu iyi bir havada, yani böyle bir havada muhtemelen geçer.
ama denemeyeceğiz. Ne olur ne olmaz. Bir de adalar var, onlara bakacağız. Komşu yelkenlimiz. Beraber yakın süratte seyrediyoruz motorla. Yakında bizi geçer. Onun gövdesi büyük. Şu an bakın 5.5 knotla gidiyoruz. Motor seyri devirimizde 1800 civarı. Daha bizim 5000'e kadar yolumuz var. Yani güçlü. Bu tekne için güçlü hakikaten. Motor. Maşallah. Vico veya Hunter gibi diğer böyle su balastlı yelkenlilerde hep şey, motor şeyde yan tarafa doğru, mesela iskele kıçta ya da rastlancakta. Böylece ne oluyor? Bir tarafa tekne yelkende yattığı zaman çok fazla veya işte kuru direk de yatabiliyor bazen sert rüzgarda. O motor boşa çıkabilir. Ama bu maşallah hiç çıkmıyor yani. Çok yüksek dalga da bile hiç boşa çıkmıyor. Bakın kafa kafaya geldik. Yavaştan bizi geçmeye başladı. Demek ki 6-6.5'la gidiyor. Gövdesi icabı zaten bunlar 7.5'la falan da gider yani. Büyük tekne bu. Burası 3 taş denen yer olması gerek. Harika bir deniz. Tur tekneleri hemen getirmiş müşterilerini. Güzel tatlı bir kayalık var. Renk ultra lüks, süpersonik. Şapşahane bir turkuaz. Bir şey temiz olur bu, açıkta kalıyor Eda. Evet, Adanın kayalıkları. Değirmen Adası'nın yanından geçiyoruz. Şu karşısında da Suluca Adası var. Su var demek ki o adada. Değirmen Adası'nın rengi de çok tatlı. Değirmenin tam karşısında da Taşlıca Adası var. İkisinin ortasında minik şuradaki Suluca Adası var. Bu da tatlı gözüküyormuş şöyle. Antalyalı dostlarımız. Özkan'la Özlem'in katamaranı. Selamlar. Ne olsun? Siz nasılsınız? İyi gidiyor mu? Buradayız, geldik işte geri. Söğüt'teydik. Şu belki Kiseli'ye bakacağız. Boşta demir atarız. Ha. Adanın önüne, küçük adanın önüne. Aha. Evet. Bizim için iyi. Ya şey, berrak oluyor.